Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. KPS ön lisansa sayılı günler kalan nokta atışı soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunları mutlaka dinleyin değerli arkadaşlarım. Zamandan tasarruf etmek adına hızını artırabilirsiniz videonun. Sağ üstte de oynatma listesini ekleyeceğim. Çektiğimiz bütün soru çözümlerini orada bulabilirsiniz değerli dostlarım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Osmanlı tarihini bugün çekeceğiz. Osman Tarihi karışık soruları çekeceğiz ve ilk sorumuzla hemen başlayalım. Birinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan Londra Anlaşmasında bölgelerinden hangilerinin durumu büyük devletlerin vereceği karara bırakılmıştır? Şimdi değerli arkadaşlar sorunun öncülünde bize ne demiş? Birinci Balkan Savaşında imzalanan Londra Anlaşması demiş. Şimdi bu tür sorular çıkıyor. Öğretmenlik alan bilgisi sınavında da çıktı değerli arkadaşlarım 2020 senesinde aynı soruyu sordular. Birinci Balkan Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanmıştır diye. Bunlar çıkıyor. Birinci Balkanla, ikinci Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşmaları bilelim ve bunları birbirleriyle karıştırmayalım. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Londra, ikinci Balkan Savaşı sonucunda ise ikinci Balkan Savaşı sonucunda ise ne imzalanıyor? Bükreş Bükreş Anlaşması imzalanıyor. Bunları sakın unutmuyoruz. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak hangilerinin durumu büyük devletlerin vereceği karara bırakılmıştır diyor bölgelerden. Şimdi değerli arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'nda ne olacak? Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi alacak. Ağır bir yenilgi alacak. Batılı devletlerin gözetiminde ne olacak? Bu savaşın sonucunda Londra Anlaşması imzalanmış olacak. Balkan devletleriyle imzaladı bu anlaşmayla birlikte Doğu ve Batı Trakya Makedonya ve Arnavutluğu biz ne yapacağız? Kaybetmiş olacağız. Doğu Trakya'yı da 2. Balkan Savaşı'na geri alacağız hatırlayacağınız üzere. Bu anlaşmada değerli dostlar Ege Adaları'nın durumu sadece büyük devletlerin vereceği karara bırakılmış oluyor. Makedonya ve Batı Trakya değil. O yüzden cevabımız yalnız bir olmuş olacak. Hemen işaretleyelim. İkinci sorumuza geçelim. Çallık Rusyası başta olmak üzere Avrupalı büyük devletlerin dağılma dönemini yaşayan Osmanlı Devleti ile, da, ile yaptıkları diplomatik temaslarda Osmanlı ülkesindeki azınlıklara yönelik hak ve özgürlüklerin artırılmasını istemelerinin amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulamaz sorusu yöneltilmiş. Şimdi bakıldığı zaman Çallık Rusyası başta olmak üzere büyük Avrupalı devletlerin dağılma dönemini yaşayan Osmanlı Devleti'nin tebaası olan azınlık haklarını yaptıkları diplomatik çalışmalarda sık sık gündeme getirmeleri arkadaşlarım azınlıkları kullanarak kendi çıkarları doğrultusunda burada siyasal bir düzen kurmak istemeleri etkilidir. Bu etkili. Özellikle Rusya azınlıkların yaşadığı Balkan topraklarında Uydu devletler kurmayı amaçlıyor burada. Bunu sakın unutmuyoruz. Sömürge zihniyetiyle hareket eden burada İngiltere ve Fransa gibi devletler artık dağılmaya başlayan Osmanlı devleti topraklarını emperyalist çıkarları doğrultusunda parçalamayı ne yapacaklar artık amaç edinmiş olacaklar. Fakat bu devletlerin Azınlıklarla ilgili taleplerinde demokratik devlet yapılarını yaygınlaştırma gibi bir amaçları yoktur. O yüzden burada 1 ve 3 almış olacağız. Yani azınlıkların yaşadığı bölgelerde uydu devletlerin kurulmasını sağlama ve emperyalist politikalarına uygun şekilde Osmanlı Devleti'ni parçalama bunu alacağız. Ancak demokratik devlet yapılarının yaygınlaşmasını sağlamak gibi bir durum söz konusu değildir cevabımız. O yüzden yalnız... 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini sağlamalarının aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenemez sorusu yöneltilmiş. Şimdi bunlar değerli arkadaşlarım sırasıyla 1870 ve 71'de İtalya ve Almanya ne yapacak? Siyasi birliklerini sağlamış olacaklar. Bu devletlerin kısa sürede sömürge yarışına girmeleri de ne yapacak? Dünya dengelerini artık değiştirmiş olacak. İtalya ve Almanya'nın birbirine yakınlaşmasına karşında İngiltere de Fransa'ya yakınlaşmış olacak ve böylece artık bloklaşmalar da yavaş yavaş başlamış olacak. E bu bloklaşma, silahlanma yarışını ve sömürge çatışmaları ne yapmış olacak? Artırmış olacak. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olmuş olacak. Atılacağımız üzere. Burada büyük devletler arasında bloklaşmaların yaşanmasına e, ulaşabiliriz. Bunlar ortam hazırlamıştır. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne yönelik politikalarının gözden geçirmesini artık e, ortam hazırlıyor bu durum. Osmanlı Devleti yönetiminin Almanya aleyhine politikalar takip etmesini gibi bir durum söz konusu değildir. Keza artık Almanya ile Osmanlı yakınlaşacak bu dönemde. İngiltere'nin Çallık Rusya'sı ile yakınlaşmasına bu durumda ortam hazırlıyor bu duruma. Değerli dostlarım. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşanmasına da keza yine bu durumlar ortam hazırlamış olacak. Cevabımız C seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde yani 19. yüzyıl. Değerli arkadaşlarım bu. Denge siyaseti e, denge siyaseti izleyerek e, durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir sorusu yöneltilmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım e, burada siyasi varlığını devam ettirmek istiyor mu Osmanlı Devleti? Devam ettirmek istiyor. Çünkü denge siyasetiyle e, kendi tebaası içerisinde bulunan azınlıkların e, bağımsız olmasını istemiyor. E, denge siyaseti uyguluyor büyük devletlerle özellikle Rusya'nın bu dönemde emelleri var. E, sıcak denizlere inmek, Balkanlarda e, hakimiyet kurmak gibi bir durum söz konusu. Burada denge siyaseti izleyerek siyasi varlığını devam ettirmek istiyor Osmanlı Devleti. Ayrıca Rusya'nın boğazlar üzerindeki tehdidini engellemek istiyor dediğim gibi. Rejim karşıtı ayaklanmaları önleme. Burada rejim karşıtı ayaklanma dediğimiz olgu neydi? Bu 31 Mart vakasıydı. Bunun bir durumla ilgisi yoktur. Değerli arkadaşlarım. Ve bu durumla zaten 19'a değil 20. yüzyılda gerçekleşecek 1909 tarihinde. Dolayısıyla rejim karşı ayaklanmaları engelleme düşüncesinin denge siyasetiyle bir ilgisi yoktur. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. Yani siyasi bağların devam ettirme ve Rusya'nın Boğazlar üzerindeki tehdidini engelleme amaçlanıyor burada. Bir diğer sorumuza bakalım. 3. Selim'in meşveret meclisleri kurarak durumlarından hangilerinin amaçladığı savunulabilir? Burada meşveret meclisleri değerli arkadaşlarım, burada ülke sorunlarının tespit edilmesi amaçlanıyor. E, ve yapılacak ıslahatların planlanması amaçlanıyor meşveret meclisleriyle. Bunu unutmayın. Bak meşveret ile yapılacak ıslahatların planlanması. Burada amaçlanıyor. Ve ülke sorunlarının tespit edilmesi. Ancak Batı dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi gibi bir amaç söz konusu değildir. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Duraklama döneminde Osman Devleti'nin ünlü sadrazamı Tarhuncu Ahmet Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangisinde yapmaya çalıştığı düzenlemeler öldürülmesine ortam hazırlamıştır. Değerli dostlar, duraklama döneminde Osmanlı Devleti'nin küçük yaşta iktidara gelen hükümdarı 4. Mehmet'in sadrazamıdır. Tarhuncu Mehmet Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa, özür diliyorum. Devletin burada ekonomisini düzeltmeye yönelik adımlar atıyor. Osmanlı Devleti'nde ne olacak? İlk kez denk bütçeyi hazırlayan kişi olacak Tarhuncu Ahmet Paşa burada sarayın masraflarını sarayın masraflarına kısıtlamalar kısıtlamalar getirmesi ne olacak? Çıkar çevrelerinin tepkisine neden olacak ki burada da hayatına mal olmuş olacak değerli dostlarım. Cevabımız ekonomik olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin hangisinin Osmanlı devletinin ekonomik, siyasi, sosyal ya da kültürel gelişimin etkilediği savunulamaz. Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar, coğraf keşifler, yüzyıl savaşları, Fransız ihtilali ve Rönesans burada Osmanlı Devleti'nin ekonomik, siyasi, sosyal ya da kültürel gelişimini etkiliyor. Ancak Magna Carta'nın böyle bir durumu söz konusu değildir. Magna Carta neydi? 1215 tarihinde İngiltere Kralı Yursuz John'un halk adına harekete geçen lotlarla imzaladığı bir belgeydi. Bu belge imzalandığında henüz zaten Osmanlı Devleti yok ortada. Yani kurulmamış. O yüzden cevabımız Magna Carta olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Osmanlı ordu yapılanmasında aşağıdakilerden hangisinin kapı kolu askerleri içerisinde olduğu savunulamaz sorusu yöneltilmiş. Şimdi değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kara ordusu yapılanması kapı kulu askerleri, eyalet askerleri, askerleri ve yardımcı kuvvetler olarak ne olacaktı? Üç kısma ayrılacaktı. Burada Yeniçeriler Osmanlı ordusunda kapı kulu ordusunun en güçlü askeri sınıfıydı. Hatırlayacağınız üzere topçular neydi? Bu da top dökmek ve kullanmakla görevli sınıftır. Bu da kapı kulu ordusuna mensuptur. Lağımcılar neydi? Bu da kale ve surların altına tünel kazan, patlayıcı döşeyen sınıftı. Bu da Kapıkulu ordusuna mensuptur. Garipler neydi? Garipler de e, savaş sırasında hazineyi ve ganimetleri korumakla görevli sınıftır. Değerli arkadaşlarım, bu da Kapıkulu ordusuna mensuptur. Ancak beşler neredeydi? Bu eyalet ordusuna mensuptu. Bu da sınırlardaki kalelerin korunmasında görev yapmış sınıf içerisinde yer alıyor. Eyalet ordusunda cevabımız E seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde dillik toprak topraklarının maaş ve hizmet karşılığı devlet hizmetindeki kişilere verilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıt olarak gösterilemez? Burada Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlar dillik neydi? Mülkiyeti devlete ait olan Görev ve hizmet karşılığı ne olacak? Göre gelirleri devlet adamlarına tahsis edilen arazilere verilen isimdi. E bu arazilerde e, yöneticiler e, dirlik sahip sahipleridir bunlar ve bu kişilerin temel görevlerinden biri de ne olacak? Toprağın işlenip işlenmediğini devlet adına denetleyeceklerdi. Bu durum tarımsal üretimin devlet denetiminde olduğunun açık bir kanıtıdır. Bunu unutmuyoruz. Fakat fakat toprağın mülkiyetinin devlet devlette olması toprağa dayalı özel mülkiyeti ve dolayısıyla feodal yapının ortaya çıkmasını engelleyen bir durumdur. Devlet görev ve hizmet karşılığında burada maaş ödemediğinden bu sistem sayesinde hazine giderleri azaltılmaya çalışacak. Bunun yanında her devlet görevlisinin görevi de görevi ve yaptığı hizmet aynı derecede olmadığından Dillik arazilerinin genelleri burada aynı olmayacak ve yapılan görevin önem derecesine göre belirlenmiş olacak. Burada sistemin toprağa dayalı 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 özel mülkiyeti engellediğinin kanıtıdır. Feodal yapılanmanın engellenmeye çalışıldığının kanıtıdır. Hazine giderlerinin bu uygulamayla azaltılmaya çalışıldığının yine kanıtıdır. Son olarak yine dillik olarak dağıtılan arazilerin gelirlerinin aynı miktarda olmadığının kanı, kanıtıdır. Ancak tarımsal üretimin devlet denetiminde tabi olmadığının kanıtı değildir burada. Cevabımız B seçeneği olacak. Son sorumuza gelelim. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat oğlu Yıldırım Bayezid'i evlendirirken çeyiz olarak Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı Osmanlı'ya veren beylik aşağıdakilerden hangisidir? Ne olacak değerli arkadaşlarım? Burada cevabımız Germiyan oğlu olmuş olacak. Bunları karıştı karıştırmıyoruz kesinlikle. Germiyan oğulları çeyiz yoluyla Hamit oğullarından da para karşılığı topraklar alınıyordu hatırlayacağınız üzere. Bu videomuzun da sonuna gelelim değerli dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum. İnşallah emeğinizin karşılığını almış olursunuz. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah bu işin üstesinden birlikte gelmiş olacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar.